Hepinize merhaba dileyerek Hayatımız Arapça YouTube kanalında Arapça hikaye okuma etkinliğimize devam ediyoruz. Bu videoda 42. sayfadan devam ediyoruz sevgili hanımlar, beyler, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, çocuklarım. Birinci kelimemiz ve eccelet. Eccele yüeccülü tecil. Eccele yüeccülü tecil. Tecil etme. Asker tecili denir. Yani erteleme. Ve eccelet ve erteledi. Erteledi. Eccele yüeccülü tecil. Kim? El emiretü. Prenses. Neyi erteledi? Ezzevace. Ezzevace. Evliliği erteledi. Nedir? Selâfe senevâtin. Selâfe senevâtin. Üç yıl. Ne için? Hatta yahdura ta ki gelsin. Yani gelince üç yıl onu kurtaran cesur çoban gelinceye kadar ne yaptı prenses? 3 yıl düğünü erteledi. Evlenmeyi erteledi. Ve lem ya'rif. Lem, lemme, lamul emir, lamul nehi. Fiili muzari'nin başına geldiğinde arkadaşlar, fiili muzari'nin son hareketini cezmeder ve anlamını olumsuz maziye çevirir. Olumsuz mazi. Ne demek? Ve lem ya'rif. Bilmedi. Ehadun. Kimse bilmedi. Sivel emireti, prenses dışında kimse bilmedi. Es-sebebe, es-sebebe. Yani düğünü 3 yıl geciktirmesinin, ertelemesinin sebebini prenses dışında ne yapmadı? Bilmedi. El-hakikiyye lit-te'cili. Es-sebebe el-hakikiyye. Gerçek sebep. Yani ertelemenin gerçek sebebini prensesten başka kimse ne yapmadı sevgili arkadaşlar? Bilmedi. El-hakiki gayru'l-hakiki. El-sıdku gayru'l-sıdki. El-kizbu gayru'l-kizbi. Evet. El-hakiki. Hakikati. Gerçek ile ilgili olan sebebi prenses dışında kimse ne yapmadı? Bilmedi. Evet, es-sebep Türkçe'de kullanılıyor. Es-sebep değil mi? El-hakiki, hakikat. Hakikat güneş gibidir. Balçıkla sulanmaz diyor. Lit-te'cil, işte eccele-yüeccülü te'cil etme. Vakat tezevvece ve evlendi. Er-ra'i çoban, el-vefiyyü, el-ra'yü'l-vefiyyü, vefalı çoban, el-emirete, prensesle, el-vefiyyete, vefalı prensesle. Yani, el-tayyibune lit-tayyibat diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle. Evet, tencere yuvarlanır, kabağını bulur, kapağını bulur. Değil mi? وَعَاشَ وَيَشَدُ اَزَّوْجَانِ Karı koca عِيشَةً سَعِيدَةً عِيشَةً عَاشَ يَعِيشُ عِيشَةً مَصْتَر Yani nasıl bir hayat? Mutlu bir hayat. Başka? هَنِئَةً رَضِيَةً هَنِئَة insana zevk veren, afiyet veren, radıya, razı, hoşnutluk veren bir hayat yaşadılar. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ Yani sen ondan, o da senden razı olmuş. Evet, yani şimdi mesela biz sürekli diyoruz ya arkadaşlarımıza, amcalarımıza, dayılarımıza, yakınlarımıza. Ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Tabii sakız gibi çiğniyoruz. Allah senden razı olsun, Allah senden razı olsun. İyi güzel de... İyi güzel de en önemlisi sevgili arkadaşlarım, hanımlar beyler, Allah'ın bizden razı olması kadar bizim de ondan razı olmamız gerekiyor. Yani Allah'ın emirlerine, Allah'ın
ilkelerine, Allah'ın direktiflerine, Allah'ın takdirine biz razı mı yız ki Allah bizden razı olsun? Tabii bunlara razı olmak, sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar, ifadesi, manası nedir razı olmanın, Allah'tan razı olmanın? Kalben, fikren, dilen, dil ile ve cevarih ile, yani organlarla Allah'ın takdirine, Allah'ın yoluna ram olmak demektir. Yani kainatta en güzel makam nedir diye sorarsanız rıza makamıdır. Rıza makamı. Tabii onu da her babayiğit ulaşamaz. Yani her babayiğit o makamda bulunamaz. Sürekli rıza makamı nedir? Mesela bazen biz bir nimete konduğumuzda elhamdülillah deriz. Seviniriz. Mutlu olur değil mi? Ama bir tokat yediğimizde, bir sıkıntı geldiğinde arkadaşlar işte o andaki, hatta o tokatı yediğimiz andaki tavrımız önemli olan. Es-sabru inde sadmatil ule diyor Peygamber Efendimiz. Es-sabru inde sadmatil ule. Sabır demek yumruğu yediğin ilk andaki gösterdiğin tepkidir. Sonra yumruğu yedikten saatler sonra zaten ağrısı geçer, şey geçer, no. O esnada, o yumruğu yediğin esnada gösterdiğin tavır senin Allah'tan razı olup olmadığını gösteren önemli bir veridir. İşte ona dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Radiyeten mardiye. Yani biz Allah'tan razı olalım ki Allah da bizden razı olsun. Biz Allah'ın arzu ettiği kullar olalım ki Allah da bizim arzu ettiğimiz bir dünya ve ahiret hayatı nasip etsin. Yani aslında din çok karmaşık bir şey değildir sevgili çocuklar. Bakın, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ Emrolunduğun gibi ne olacaksın? Dosdoğru olacaksın. Dosdoğru olacaksın. Yunus Emre dediği gibi bu tekkenin kapısından odunun eğrisi bile girmemesi lazım. Ama Rabbim sonumuza hayır etsin. Rabbim bize iman nasip etsin. Evet. وَلَمْ يَنْسَ وَلَمْ يَنْسَ unutmadı. Bak yense, nesiye yense unuttu. لَمْ يَنْسَ unutmadı. اَرَّاعِيُ الْوَف۪يُ vefalı çoban اُخْتَهُ الْفَق۪يرَتُ اُخْتَهُ الْفَق۪يرَتَ Fakir kız kardeşini unutmadı. Çünkü kız kardeşiyle ayrıldığında kız kardeşin kendisinden bir istirhamı, bir ricası vardı değil mi? Beni unutma ve gördüklerini de bana yaz demişti. Fakat fekkere, tefekkür etti, düşündü. Fihe onu. Onu yani... Fakat arkadaşlar mazinin başına gelince tekit bildiriyor. Muhakkak ki onu düşündü. Kız kardeşini düşündü. Ve ersele ileyhe ve ona gönderdi. Ersele yursülü irsel. Bakın Resul gönderilen demek. Murselun gönderilen. Gönderilmiş. Mursilun gönderen. Mektubun başına gönderen el mursilu. Gönderilen El-Murselu. Evet. Mektuba Er-Risaletü diyoruz. Er-Risaletü. Naam. Arabeten, araba, khasaten özel araba. Li-ihdarihe hazır etmesi için. Yani onun yanına getirmesi için. Ehdara, yuhdiru, ihdar. Ehdara getirdi. Yuhdiru, getiriyor. Li-ihdarihe onu getirmesi için bir özel araba gönderdi. Ve ersele ilehe ve ona gönderdi hediyeten, hediye. Minel melabisi, nasıl hediye? Elbiselerden. Es-semineti, kıymetli. Vel cevahiri ve mücevherler gönderdi. El-galiyeti, pahalı mücevherler. Fehadarat, hazır oldu. Geldi yani. Bil arabati, arabayla geldi.
ila kasri ahiha, kardeşinin sarayına geldi. Ve istakbalaha, ve onu karşıladı. Ahuha, erkek kardeşi. Hüve, o. Vel emiretü, ve prenses. Yani prensesle birlikte erkek kardeş ne yaptı? Karşıladı. Nasıl karşıladı? İstikbalen, bu mef'ulü mutlak. Harra, sıcak bir karşılama. Yani gönülden bir karşılama. Karşılama var, karşılama var. Değil mi? İşte bu o biçim karşılama. Gönülden, samimi, acım, hoş geldin, safalar getirdim falan. وَرَحَّبَا ve merhabalaştılar. Yani prenses ve vefalı çoban kız kardeşiyle merhabalaştılar. Hoş geldin, safalar getirdin, nur getirdin, bereket getirdin. Bihe kızla külle terhibi. Yani tam anlamıyla bir hoş geldin merasimi yaptılar ona. Terhib, rahhabe, yurahhib, terhib, merhaba demek, hoş geldin demek. Külle terhibi bu nedir? Tam anlamıyla tüm merhaba ile merhabalaştı ne demek? Mef'ulü mutlak yani. Ciddi anlamda, hoş anlamda yani karşılamanın tam anlamını yerine getirdiler bir mâne. Ve ehezehe ve onu aldı. Kim? Ehuhe, erkek kardeşi. Beyne arasına, zira'ayhi, kolları arasına aldı. Ne, nasıl? Niçin? Li şiddeti şevkihi, özleminin şiddetinden. Çünkü kocaman bir 3 yıl küsür geçmiş, onu görmemiş. Özlem yüklü, bir kucaklama. İleyhe, ona duyduğu özlemi. Ve ile rü'yetihe, ve onu görmenin, görmeye duyduğu özlem. Hem ona hem onu görmeye duyduğu özlemden dolayı nedir? Şiddetli bir şekilde kucakladı. Vakat kâne ve idi nedir? Yezkuruhe, onu zikrediyordu, anıyordu, hatırlıyordu. Daimen, sürekli, fi gurbetihi, gurbetinde onu sürekli hatırlıyordu. Yani demek bacısını ne yapmamış? Hiç unutmamış. Zekere, yezkuru, üzkür, zâkirun, mezkurun, zikri hafî, zikri cehri. Hani gizli zikir, açık zikir filan şey var ya. Mezkurun, mesela diyor ki مَا زَكَرْنَاكَ حَقَّ زِكْرِكَ يَا مَذْكُورُ. Seni hakkıyla zikredemedik. Seni hakkıyla anamadık. Zikrin hakkını veremedik Allah'ım diyor. وَلَمْ يَنْسَاهَا, ve onu unutmadı. لَحْظَةً, bir an bile. Yani lahzatan vahideten, bir an bile. Lahzatan, bir an, an, vahideten, bir an. Ve keyfe yense uhtehu. Ve keyfe, ve nasıl yense, unutsun, uhtehu, kız kardeşin nasıl unutsun? Nasıl yani? Ve hine izin, ve bu esnada kale, dedi ki, ahadil kilabi, köpeklerden biri. Esselaseti. 3 köpeğin biri bu esnada dile geliyor sevgili çocuklar, arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Lirra'il vefiyyi. Vefalı çobana dedi ki, 3 köpekten birisi. Bakın, artık şekilleri değişiyor. Tabi neticede masaldır bu arkadaşlar. Bu cümleyi okuyalım. İnne vacibene, bizim görevimiz kadintehe, görevimiz bitti. Ve leste, ve sen değilsin fi hacetin, bir ihtiyaç içinde değilsin ileyne, bize. Ya yani bize artık bir ihtiyacın yok, kalmadı. Ya seyyidi, efendim, ba'del en. Şu andan sonra efendim, senin artık bize bir ihtiyacın kalmadı. Bize müsaade,
diyecekler sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili hanımlar, beyler, sevgili küçüklerim. Bir sonraki videoda hikayemize kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize sağlıklar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Dümtüm fi zimmetillah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.